Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bize sürekli mailine atmış olduğunuz şu kopmayan otomatik şarj kablosunu bir inceleyeceğiz. Öncelikle şu konuda bir uyarı yapmak istiyoruz. Kimseyi zan altına bırakmak tabii ki de istemiyoruz. Fakat ürünün şu kutuyla satılan bir de çakmaları var. Bunu yemeyin arkadaşlar. Hani yine de almak isterseniz daha böyle resmi yerleri kullanırsanız iyi olur. Bizim konumuz bu değil. Bunu bir attım şöyle. Şuna bir geri dönelim. Bir açalım bakalım içinden ne çıkacak. Evet, kutumuz böyle. Başka hiçbir şey yok. Kabloyu bir açıvereyim. Formatı böyle bayağı da sağlam görünüyor. Evet, olay şu başlıkta. Şöyle bir hop. Hop. Şu USB'nin ucunda gelen parçayı alıyorsunuz. Bu Android uyumlu. Şöyle telefonunuza monte ediyorsunuz. Ardından da şu şarj kablosunu alıp şöyle takıyorsunuz ve artık otomatik şarj sisteminiz hazır. Şimdi tabii bir bakalım önce normal halinde çalışıyor mu? Evet, şu an telefonumuz şarj oluyor. Çıkarıyorum. Takıyorum. Aynen, yine şarj oldu, herhangi bir problem yok. Şimdi gelin şu meşhur videodaki hamleleri bir deneyelim. Şöyle alıyor eleman kabloyu, böyle sallıyor. Yakala lan, yakalıyor. Aa, çalıştı valla. Şöyle iyicene bir kıvırayım. Evet, bence bayağı hırpaladım. Tutturamadım. Tutturamıyorum. Evet, bir tutturamama durumu var şu an. Tutturamıyormuşum çünkü bunun tersi düzü varmış. Bu tersi böyle düzü. Taktım. Evet, bir problem yok. Bakalım bir de aynı işlemi şurada deneyelim. İyicene kıvırıyorum. Kıvırdım. Yine aynı videoda böyle de taksan olur diyorlar ama böyle olmuyor. Gördüğünüz gibi bu lanet USB'nin tersi olayı. Evet, telefonumuz yine şarj oluyor. O zaman şimdi geldik çekiştirmeye. Şimdi önce ben bir şunu deneyeyim. Şuraları görünken bayağı asılıyorum şu an. Şöyle göstereyim. Evet, yine şarj oldu. O zaman level 2'ye geçelim. Fatih'cim tut abi şunu. Şöyle eline dolu. Eldiven al ama. Bizim işler öyle şakaya gelmez. Bak, koparırım elini ha. Başla. Tamam, esnettik bayağı. Tekrar deniyoruz. Yine şarj oldu. Şimdi arkadaşlar, videodaki taşın aynısını bulamadık. Ama ona benzer ağırlığı yerinde başka bir taş bulduk ve arkasını deliyoruz. Evet, artık delikli taşımız hazır. Şunu açıkça söyleyeyim arkadaşlar, öyle dehşet ağır bir şey değil. Ama bir USB kablonun çekmesi için ağır. Şunu da yanlış yaparız diye almıştık, gerek kalmadı. Evet, şimdi abimizin yaptığı gibi yapıyorum. Biraz da bizden bir şeyler katayım. Evet, iş buna gelince biraz ağırlaştı. Oh! Ha, bunda şey olur ha, spor. Taşımızı koyuyorum, kablomuzu alıyorum. Telefonu da... Evet, şarj etmeye devam ediyor. Arkadaşlar, bir de arabayla üstünden geçiyorlardı. Hani bu bana çok gerçekçi gelmedi de yine bir geçelim. Levent Bey, buyurun. Araba üstünden geçince alüminyum kısım eğildi. Şunu bir manuel yollarla bir düzeltelim. Evet, şimdi biraz uğraştık. Şurayı biraz düzeltmeye çalıştık el yordamıyla. Evet, şimdi takıyorum ve telefonumuz şarj oluyor. Araba üstünden geçtiğinde USB'nin ucu büküldü. Fakat basit bir düzeltmeyle tekrar çalıştırabildik. Şimdi gelin artık şartları zorlayalım. Artık vakti geldi. Benim arabayı bununla bir çekmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Evet, arabayı boşa alalım. Çekiyorum.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi araba aşamasında gayet net bir şekilde koptu. Kablo arabayı çekemediğine göre gelin şu videoyu artık bir sonuca bağlayalım. Sizlerden çok fazla mail alıyorduk şu kopmayan otomatik şarj kablosu, otomatik karşı şarj... Söyleyemedim de. Biz de videomuzda görmüş olduk ki normal koşullarda çalışmaya devam ediyor fakat işi biraz abarttığımızda koptu. Ve bir deneyim olarak da şunu aktarabilirim arkadaşlar. Şu otomatik uç olayı her zaman senkronize çalışan bir şey değil. Karar yine de size kalmış oluyor. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey ya da ilginç ürünleri bize yorum veya mail yoluyla ulaştırmaya devam edin lütfen. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu kablonun farklı bir modelini incelemiştik. Onda da araba çekmiştik. O videoya hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Şurada da başka bir videomuz var. Tam ortada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.